Evet değerli izleyiciler şimdi bir tablo göstereceğiz sizlere Açıklamalar tabi Gülşen'in açıklaması özellikle İmam Hatip'te okuyan insanların rahatsız olmasına neden oldu. Haklıdır bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü toplumun bir kesimini herhangi bir şekilde bu şekilde bir açıklamayla onlara herhangi bir söz söyleme hakkını hiçbir zaman kendimizde görmüyoruz. Bir başkasında da görmüyoruz. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Özellikle yargılama süreci ve hemen tutuklanması tartışmaları alevlendirdi. Çünkü Gülşen'in söylemiş olduğu sözlerin herhangi bir yaptırımı yok hukuki olarak. Bu nedenle de alt ve üst sınıra baktığımız zaman toplumu kim ve düşmanlığa sevk etme suçuna herhangi bir cezası da bunun çok düşük. O yüzden tutuklu yargılama konusu bir hayli tartışıldı. Biz de geçmişte neler söylendi ve günümüzde neler söylendi onları bir sizlere aktarmak istedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bazı açıklamalar var. Mesela cami yakıldı açıklaması. Gerçekliği şu ana kadar herhangi bir şekilde onaylanmamış hiçbir kurum tarafından böyle bir olayın yaşanmadığı, yaşandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Yine camide içki içildi tartışması çok uzun bir süredir devam ediyor baktığımız zaman. Geçtiğimiz günlerde bunlar çürük bunlar sürtük ifadelerini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanmış olduğunu görüyoruz. Gezi eylemleri sırasında katılan kadınlara yönelik bir ifadeydi. Yine farklı açıklamalar var. Cibiliyetsiz, eşkıya, terörist. Affedersin Ermeni geri zekalı gibi benim başörtülü kardeşlerime saldırdılar gibi şu ana kadar herhangi bir şekilde yapıldığı gerçekleştiği e, netleşmemiş bilgileri de söylüyor. Bir de Ebu Bekir Sifil geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bu açıklamada namaz kılmayan öldürülebilir dedi. Bu açıklamaya da baktığımız zaman hukuki olarak tartışılması gereken bir konu. Gülşen'in söylemiş olduğu sözlerle bu sözleri kıyasladığımız zaman yine hukuki olarak Gülşen'in söylemiş olduğu sözlere bu ceza veriliyorsa buna neden verilmediği toplum nezdinde tartışılıyor. Tartışılmaya da devam ediliyor. Şimdi bir açıklama daha ekranlarınıza taşıyacağız değerli izleyiciler. Bir sonraki açıklamaya baktığımız zaman Ömer Yıldız'ın yapmış olduğu açıklamayı sizlere aktaracağız. Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız, tutuklanan Gülşen e, hakkında bu kadının katli vaciptir yazarak öldürülmesi için hedef gösterdi. Yıldız gelen büyük tepkiler üzerine paylaşımını kısa sürede sildi. Değerli izleyiciler, bu kadının katli vaciptir Ömer Yıldız'ın açıklaması.